Selamünaleyküm arkadaşlar. Görüşmeyeli nasılsınız? Sağ olun, ben çok iyiyim. Bildiğiniz üzere eğitimime yatılı olarak devam ediyorum. Kur'an kursunda hafızlık yapıyorum. Evde olmadığım için de uzun zamandır video atamıyorum. Bu videoda eskiden çok popüler olan, çok izlenen videolarımdan kesitler koyacağım. Bundan sonra da yeni ve bomba videolar gelecek. Yeni gelecek olan videolarıma da pusu kurmayı, like atmayı ve abone olmayı kanalıma asla unutmayın. Sağlıcakla kalın. Ne iyi ettin de geldin Ayşe'cim. Uzun zamandır görüşmemiştik. Özlemişim seni kız. Gerçekten iyi oldu görüştüğümüz. Bugünlük bu kadar olsun artık. Biz kalkalım. Değil mi Mirza? Hayır, 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 hayır. Ben gitmek istemiyorum. Hayır anne, hayır, hayır. Ben bu oyuncağı çok sevdim. Hem bu oyuncaktan bizde yok ki. Çok güzel bu kamyon. Çocuk ne güzel oynuyor Ayşe. Biraz daha kalın. İsterseniz akşam yemeğini beraber yiyelim. Oğlum, evde sana bir sürpriz hazırladım. Hadi gidelim bak, sürprizi kaçırma. Sürpriz mi? Ben sürprizleri çok severim. O zaman gidelim. Sürpriz varsa ben de varım. Ho! Sürpriz, sürpriz. Hani sürpriz? Sürpriz, sürpriz. Hani sürpriz? Al sana sürpriz. Anne ben bu yemeği sevmedim ya. Yemek istemiyorum. Afrika'daki çocuklar senin beğenmediğin yemeği bulamıyorlar. Haberin var mı senin? Anne her zaman Afrikalı çocuklara örnek gösteriyorsun. Biraz da Amerikalı çocuklara örnek göster. Her öğün hamburger, her öğün pizza yiyorlar. Tostları gömüyorlar ya. Uf. Amerika'daki çocukların anaları gidiyorlar marketten dondurulmuş hamburgerleri götürüyorlar. Mikrodalga fırına veriyorlar. Çıkarıyorlar 2 dakika sonra, yem atı ver gibi atı gönlüne veriyorlar çocuğa, çocuk da yiyor. Netsin? Analar yemek yapmıyor. Sevgi yok, şefkat yok. Ben sizi yemeklerinize sevgimi katıyorum. Çok yoruldum bugün. Bu kapı kilitli. Neden? Bu da kilitli. Ne oluyor oğlum? Anne! Anne! Bütün kapılar kilitli. Hiçbir yere giremiyorum. Ne oluyor ya? Mirza! Hemen evi terk et! Bugün gün var. Arkadaşlarım gelecek. Her yeri temizledim. Çabuk terk et bu evi. Çık! Of anne ya. Yine mi parka gideceğim? Tüm gün parkta geçecek. Lanet olsun. Of of. Eşek. At penguen. Ona kadar sayıyorum Mirza. Gel.
Gelmezsen sofrayı kaldıracağım. 1, 2, 3. Gideyim bari ya. Annem sofrayı kaldıracak. Sonra aç kalacağım. O yemek. 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57. Baba. Efendim paşam. Bana ne zaman cep telefonu alacaksın? Hayda. Bu adet de yeni çıktı. Bizim zamanımızda bırak cep telefonunu, ev telefonu bile yoktu. Öyle değil mi hanım? Haklısın bey. Doğru söylüyorsun. Baba. Bana Nike alsana. Nike nedir oğlum? Nike değil babacım. Nike, Nike. Ayakkabı. Çok güzel. Ben Nike, Nike bilmem. Bırak şu gibi rüyacağız işleri oğlum. Ben kara lastikle büyüdüm. Öyle değil mi hanım? Evet bey. Haklısın. Of ya. Mirza, Mirza. Efendim baba. Şu laptopu getir de beraber ev okul notlarını inceleyelim. Ne gerek var baba? Sizin zamanınızda ev okul mu vardı? Karneler gelince inceleriz notlarımı. Baba, baba. Efendim oğlum. Baba, bu kalem bozuldu. Yazmıyor. Para ver de yenisini alayım. Oğlum ya. Kalemler bozulunca her zaman yenisini mi almak zorundasın? Böyle giderse biz ay sonunu getiremeyiz. Ver bakayım sen şu kalemi. Ben şimdi tamir ederim bunu. Ulan kalemin her şeyi bozuldu ya. Tamir edeceğim diye aldım. Parçalara ayırdım. Girmiyor. Bir daha tamir olur mu artık bu? Bütün parçaları söküldü. Bu nereden girecekti ya? Mirza! Oğlum gel bakayım buraya. Efendim babacığım. Oğlum sen bu kalemi boş ver. Ben sana yarın güzel bir kalem alayım. Hem bu kalemlerin modası da geçti zaten. Benim oğlum en iyilerine layıktır. Teşekkür ederim canım babacığım benim. Yaklaşan bayram öncesi kurban pazarları hareketlendi. Belediyeler yoğun bir mesai içerisine girdi. Bir yandan denetimler sürerken bir yandan da eğitim faaliyetleri yürütülüyor. Bey! İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi yarın bayram. Mirza'ya bayramlık alacaktınız. Her yer kapanmadan alın gelin. Haklısın hanım. Biz pazara gidelim. Oğlum hazırlan çarşıya gidiyoruz. Yaşasın! Bayramlık alınacak! Çok sevinçliyim! Aha geldiler! Gidin kapıyı açın. Of of! Çok yoruldum. Bütün çarşıyı 3 defa dolaştık. Of! Anne anne! Çok güzel kıyafetler aldık. Hadi oğlum giyge bayramlık ya. Nasıl olmuş? Güzel mi? Bir bakıverin. Tamam anne.
İşte geldim. Obo, bu neden böyle? Ama anne ya, babam böyle olmasını istedi. Ya hanım, biz büyüklerimizden böyle gördük. Seni de giysin çocuk. Değil mi oğlum? Seni de giyersin, ne güzel işte. Of of, bayramda kepaze olacak millete. Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan. Abu, abu, iyi işmiş lan bu yoğurt. Dökün hemen şuna. Olur mu öyle şey canım? Getir bana, ben yerim. Siz hiç yokluk görmemişsiniz. Yersin, yersin emme. Ondan sonra zehirlenirsen görürüm ben sana. Getir, getir. Ay. Mis gibi yoğurt. Hanım! Hanım! Ölüyorum hanım, ölüyorum! Abu! Ambulans arayın! Ben demedim mi sana? Yetişin komşular, yetişin! Evin içinde top oynanmayacak diye. Ver bakayım topu bana.
Baba ne olur topu kesme. Baba kesme topu lütfen. Ver bakayım topu. Bu oyunun sonu böyle biter işte. Kaç defa dedik size. Al. Aferin. Bir daha evin içinde top oynamazsınız artık. Al size şapka. Bay bay. Kardeşim, olmaz. Telefon bana alındı. Maalesef oynayamazsın. Hem geçen sefer çarıma girip bütün elmaslarımı, altınlarımı harcamışsın. Olmaz maalesef. Eğer oynatmazsan babama matematikten 30 aldığını söylerim. Hani söylemeyecektin? Sen de bana telefon oynatacaktın. Vermezsen söylerim. Tamam tamam. Hemen ispiyonlama. Al yarım saat oyna. Yarım saat yetmez bana. 2 saat istiyorum ben. Ne? 2 saat mi? Ulan ben oynamıyorum o kadar. Git söyle lan git söyle. Allah'ım ya. Ya tamam tamam 1 saat olsun bari. Yarım saatte hiçbir şey oynayamıyorum ben. Tamam al. 1 saat oynuyorsun sonra hemen geri alırım. Pis ispiyoncu. Allah'tan blöfümü yedi. Yoksa babam beni mahvederdi. Telefonu elimden temelli alırdı. Biraz daha çalışıp matematiği kurtarmalıyım. Çöpleri taktık mı işim bitecek. Ali, Ali. Efendim anne, ne diyorsun? Ali, buraya gel bakayım oğlum. Of ya, tam oyunun ortasındaydım. Efendim anne, ne vardı? Oğlum şu çöpü at gel bakayım. Anne ya, ben atamam. Sen atsan olmaz mı? Bak oğlum, kocaman oldun. Büyüdün artık. Ev işlerine yardım etmen gerek. Hadi bakayım, atıp gel hemen. Tamam tamam, madem büyüdüm atıp geleyim çöpü. Heh, her zaman böyle ol. Hadi atıver gel çöpü, benim akıllı paşam. Kaydır bu makinine, nasıl nasıl edelim bu işi? Anne, anne! Efendim paşam? Anneciğim, arkadaşlarımla pikniğe gidebilir miyim? Başınızda birisi olacak mı paşam? Ya, ben ve arkadaşlarım olacak. Hep beraber piknik yapacağız. Olmaz oğlum, sen daha küçüksün. Öyle pikniğe falan gidemezsin tek başına. Ama anne ya! Dün büyüksün demiştin, şimdi de küçüksün diyorsun. Bir karar ver artık. Bak evladım, sen ne kadar büyürsen büyü, benim için hep küçük kalacaksın. Bunu asla unutma. 50 yaşına gelsem de mi küçük kalacağım anne? Aynen öyle. Sen 50 yaşına da gelsen, hep benim küçük alim olarak kalacaksın. Saati kaç olduğunda haberiniz yok mu lan?
Gece yarısının biraz geçmiş. Hemen yatın lan, hemen. Tamam baba. Tamam baba. Oğlum. Efendim baba. Efendim baba. Saatin kaç olduğunu biliyorsunuz mu? Öğleni biraz geçmiş. Akşam yatmasını bilmiyor musun? Sabah kalkmasını bilmiyor musun? Ne biçim işlem bu? Adam gibi olun bak. Akşam yatılacak, sabah kalkılacak zamanında. Vakitlice. Here I go. Abi sıra bende, artık ben oynayayım. Tamam kardeşim, ben 15 dakikada daha oynayayım. Sen git, 15 dakika sonra gel, ben sana şey yaparım, veririm onu sonra. Tamam abi. Geldim abi. Of. Al oyna bakalım. Yes. Şarjı bitti bunun, hayır. Benim asabımı bozmayın bak. Yalan söylüyor. Vurdu bana. Baba ne vurması? Dokundum sadece. Ben dokundursam hiç iyi olmaz. Haşkırt makas. Sardım. Haşkırt makas. Oğlum. Yemek yiyeceğiz şimdi, biriniz ekmek almaya gitsin. Dünya mı, sen git. Ya ama ben küçüğüm, beni kaçırırlar. Ben abisin. Daha dün gittim baba. Mirza hadi oğlum. Sen abisin, sen büyüksün. Abinin ne olan bak. Kardeşin daha küçük. Haksızlık bu ya. Her zaman ben gidiyorum zaten baba. Yaşasın. Mirza hadi oğlum, sen git bakayım. Kahretsin ya. Ne açıyorsun abi ya? Yes ya. Yes. Oğlum yemeğe hazır. Yemeğe niye acıkmışım da sen? Bak yemekte mantı var, en sevdiğin. Ondan sonra oynarsın, yemekten sonra. Anne karnım tok, siz yiyin. Yalak. Lan şarjı biter mi ya maçın ortasında? Lanet olsun, şarjı bitti. Oğlum çubukçum lan. Anne yemekte ne var anne? Arkadaşlar, şu anda izlemekte olduğunuz video için tam tamına 3 saate uğraştım. Sizden istediğim videolarımı sosyal medya hesaplarınızla paylaşmanız ve videolarıma like atmanız. Teşekkürler. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman. Anne çok acıktım, yemekte ne var? Zeytinyağlı semizotu yemeği var oğlum. Tamam anne, ben yemeyeceğim. Karnım tok benim. Mirza kahvaltı hazır oğlum. Hadi mutfağa gel. Tamam anne, geliyorum. Aha.
Savaş yemek hazır değil. Oğlum sen ekmeği alıp gel, ben sofrayı hazırlarım. Anne yemek ne zaman hazır olacak? Çok açım. 10 dakika sonra hazır oğlum. O zaman ben şu bisküviden birkaç tane yiyeceğim anne. Mirza yemek hazır oğlum. Anne aç değilim. Daha sonra yerim. Mesutcuğum, yengemin ellerine sağlık. Her zamanki gibi yine döktürmüş. Varsa ben bir tabak daha alabilir miyim? Hay hay Leventciğim, ne demek? Lafım olur. Oğlum, gel bakayım buraya. Levent amcanın tabağını alıver de, tazele. Al evladım, tabağımı fulleyiver. Arkadaş bu adam kıtlıktan çıkmış gibi yiyor. Bunu da yerse 4. tabak olacak. Ben böyle bir şey ilk defa gördüm. Benim bildiğim hepsi bitirilmez yemeğin. İnşallah tabağı da yemez. Anne bir tabak daha istiyor. Obu! Gene mi istedi kör olmaya sıcağı? Koca tepsiyi tek başına tüketti. Git kalmamış da git, tükenmiş de. Ha bu arada, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Geçenlerde bir yarışma oldu. Bizim Hasan 1. oldu. Değil mi Hasan? Söylesene. Evet, evet. İlçe çapında resim yarışması oldu. Ben de 1. oldum. Maşallah, maşallah. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Oğlum sen katılmadın mı o yarışmaya? O benim resmim çok iyi değil, o yüzden katılmadım. Ayrıca benim oğlan her dönem takdir alır. Değil mi Hasan? Söylesene. Evet, evet. Ben her dönem takdir alırım. Berkay? Umarım sen de her dönem takdir alıyorsundur. Hasan gibi. Mehmet amca, babam her zaman der ki okuldaki takdir belgesi sadece bir kağıt parçasıdır. Önemli olan Allah'ın takdirini kazanmaktır. Geçen gün dükkana bir adam geldi. Şöyle uzunca bir kavak odunu getirmiş. Dedi bana bundan sandık yap. Ben dedim adama ceviz lazım. Kavaktan sandık olmaz dedim. O da dedi cevizi nereden bulayım? Ben adamı dükkandan kovdum sonra. Ya biliyorsun marangoz olduğum için bende fıtık var. Buralarım ağrıyor. Geçen gün doktora gittim. Baktı bana sana iğne vereceğim dedi. Ben de dedim ki ben iğneden korkuyorum. Bana şurup ver dedim. Çıktım ben hastaneden. Gittim eczaneye. Bir baktım 12 tane iğne. Ya ben adama şurup ver diyorum, adam bana iğne veriyor. Ne kadar cahil doktorlar var. Vay vay vay. Demek öyle mi oldu? Doktor senin sözünü dinlemediği için bayağı ayıp etmiş. Senin gibi usta bir marangozun sözünü dinlemeliydi. Ya Turgut'cum bak geçen İzmir'de ne geldi başıma onu da anlatayım ben sana. Anlat anlat ya. Ne geldi başına çok merak ettim. Martılara yem atıyordum. Bir yana bir tane köpek geldi. Anlat anlatabildiğin kadar. Anlat. Nasıl olsa saat gece 2'ye geldi. Bu saatten sonra uyumasak da olur.
Sabah işe gidince masa başında uyurum artık. Metin Bey, sizin bir araba vardı satılık. Ne oldu, satıldı mı o? Sattım onu ya, sattım. Geçen gün sattım. İş yerinde durumlar nasıl? Bizim işler bayağı bir durdu. Sizde faaliyetler sürüyor mu? Maalesef biz komple kapattık iş yerini. Senin büyük kız üniversitede hangi bölümde okuyor? Halkla İlişkiler bölümünde. İnşallah kızın öğrendiklerini sana da öğretir. Komşum, ne demek istiyorsun sen? Benim insanlarla ilişkide bir sorunum mu var? Ya baksana birader. Geldiğinden beri seninle konuşmaya çalışıyorum. Yüzüme dahi bakmıyorsun. Çocuk gibi sürekli telefonla oynuyorsun. Madem misafirliğe geldin, şöyle güzelce oturup bir sohbet edelim ya. Ben uçabiliyorum. Ben çok büyük. Ben de çok güçlüyüm. Ben çok hızlıyım. Ömer! Ömer evladım, mutfağa gelir misin? Tamam anne, geliyorum. Efendim anneciğim, Ömerciğim. Kumbaradan 5 lira alıp markete gidip 2 ekmek alır mısın? Para üstüyle de kendine bir şeyler alırsın. Tamam anneciğim. Anneciğim, ben geldim. Ekmekleri ver bakalım. Ekmek mi? Ekmekleri almadım ben. Evladım, ben seni ekmek almaya gönderdim ya. Neden almadan geldin? Aslında aldım. Ekmekleri ve bunları aldım. Kasaya gittim. Kasaya koydum. Sonra marketçi amca hesapladı. Dedi ki bu aldıkların 5 liradan fazla geliyor dedi. Bazılarını geri koy dedi. Ben de ekmekleri geri koydum. Hadi vur bakalım. Oğlum, sana bir müjdem var. Müjde mi? Ne müjdesi anne? Artık markete ekmek almaya gitmek yok. Oley! İşte bu be, hep bugünü bekledim. İşte bu. Peki, bundan sonra ekmek yemeyecek miyiz? Yiyeceğiz elbette. Tabii ki yiyeceğiz. Ama kendi yaptığımız ekmeği yiyeceğiz. Mutfakta teknoloji harikası bir makine var. Gel benimle. Tamam, geliyorum anneciğim. Gel gel. Hadi anne, çok merak ettim. Göster artık. Neymiş bu harika makina? İşte karşında. Son model ekmek yapma makinesi. Wow! Muhteşem! Hadi anne, hadi hemen ekmek yapalım. Tabii evladım, tabii. Hemen ekmek yapacağız. Ama evde un yok. Sen bir koş markete git, 5 kilo un al gel. Hemen gidiyorum anneciğim, tabii. Hemen gidiyorum. Aldım anneciğim, işte 5 kilo un.
ekmeği. Şey, evladım. Ben sana söylemeyi unutmuşum da. Evde maya da yok. Sen bir koşu gidip maya alıp gelsen marketten. Of anne ya. Ekmek alsaydım şimdiye yemeğimizi bile yemiştik. Başımıza yeni yeni icatlar çıkarıyorsun. Zaten hep derim, teknoloji başa beladır. Sana reddedemeyeceğin bir şey teklif edeceğim. Nedir abicim teklifin? Nedir? Çok merak ettim. Eğer benim yerime ekmek almaya gidersen yarım saat tablet oynatırım. Oley! Yaşasın! Abicim, giderim tabii ki. Tablet için markete değil, istediğin her yere giderim. Yaşasın. Hadi bakalım. Al şu 5 lirayı. 3 ekmek kap da gel. Fırla. Ver abi ver parayı. Gittim bile. Çaylar geldi. Anne anne, ben de şey içeceğim, ben de. Ne olur lütfen. Lütfen, ben de içmek istiyorum. Erdem, sen daha küçüksün. Sen çay içme. Sultancığım, olur mu öyle şey? İçsin tabii çocuk. Büyüdü artık o. Kocaman olmuş benim paşam. Ben sana şimdi güzel bir paşa çayı getireyim. Oley be oley. Ben de büyükler gibi çay içeceğim. Yes. Al bakalım Erdem. Afiyet olsun. Düt düt. Düt düt. Anne. Anne, çay döküldü. Anne. Hala mahvoldu anne. Olamaz. Olamaz. Ah Erdem ah. Biraz daha Erdem'le olsan ne olurdu? Sana çay içme dedim değil mi? Birazcık anne sözü dinle anne. Ah ah. Ben o halının üstüne basmaya bile kıyamıyordum. Gitti güzel halım. Gitti. Dedim ki, kardeşim şanzıman niye dağıttın lan? Ben buraya klima için geldim dedim. Şanzımanla ne alakası var dedim. Bana bön bön bakıyor böyle. Haklısın dostum. Bu devirde sağlam tamirci bulmak çok zor. Baba baba, çok uykum geldi. Eve gidelim artık. Oğlum, Hayır amcanla uzun zamandır görüşmemiştik. Biraz daha sohbet edelim. Sen şuraya yatıver. Ben seni giderken kaldırırım. Yat oğlum yat, uyu. Burası da senin evin sayılır sonuçta. Hem kanepeyi de yeni aldım. Siftahını yap. Hayırcığım, çok geç oldu. Biz müsaade isteyelim artık. Müsaade sizin kadim dostum. Her zaman buyurun gelin. Melih! Melih! Uyan oğlum!
Hadi kalk bakalım, eve gidiyoruz. Olamaz. Oh. Oğlum kalksana ya. Sanırım çok sevdin Hayri amcanın kanepesini. Giderken yanımızda götürelim. Baba, siz gidin. Benim buradan kalkacak durumum yok. Altıma yapmışım. Ulan daha kanepenin taksidi bitmedi be. Gitti güzelim kanepe. Arkadaşlar, şu anda izlediğiniz video için çok emek harcadım. Sizden istediğim videoya güzel bir like atmanız ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler, devam edin. Bizim oğlana dedim ki bankalara kredi mali hiç bulaşma. Elini verirsin kolunu kaptırırsın yere. Aysun teyze, Aysun teyze. Hani Mete abimin bir tane ışıklı mışıklı bir robotu vardı, arabaya dönüşüyordu. Onu oynayabilir miyim lütfen? Aman Allah'ım. Çocuk istemesi gereken en son şeyi istedi. Bunu oğluma yapamam. Ona sözüm var. Robotunu kimseye veremem. Evladım, o robot var ya. İşte o robot öldü, öldü. Geçen cenaze namazını kıldık. Haftaya da mevlidi var. Bekleriz sizde. Anne ya! Aysun teyzem ne diyor? Robot ölür mü hiç? Evladım, geçen geldiğimizde Mete'nin uzaktan kumandalı arabasını kırmıştın ya. Ne alakası var onunla robotun ölmesinin? Hah işte. Uzaktan kumandalı arabayla ışıklı robot çok yakın arkadaşmış. Araba kırılınca robot da kahrından ölmüş. Evet evladım, aynen öyle oldu. Sen uzaktan kumandalı arabayı kırınca ışıklı robot da kahrından öldü. İhtiyarladım gari. Aha! Misafirlerim geldi, kapıyı açın. Tera hoş geldin Canan. Görüşmeyelim, nasılsın bakalım? Hoş bulduk Ayten. Çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür, elhamdülillah. Lay 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 lay. Ayıcık tombo. Anne, ben acıktım, çok acıktım, 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 acıktım. Yavrum daha az önce yemek yedin. Ne ara acıktın? Acıktım işte, acıktım. Ben misafirliğe gidince hemen acıkıyorum nedense. Her gittiğimiz yerde aynı şeyi yapıyorsun. Yeter artık. Misafirlikte acıkma diye evden çıkmadan yemek verdim sana. Daha kapıdan girer girmez acıktım diyorsun ya. Çocuğa kızma Canan. Küçükken biz de böyleydik. Bir yere misafirliğe gittik mi hemen karnımız acıkırdı. Yağlı etmek istedik. Ben şimdi ona bir şeyler hazırlayayım. O karnını doyursun. Yaşasın. İnşallah güzel yiyecekler vardır. Senin bu halini görenler seni aç bırakıyorum zannedecekler. Bir daha seni misafirliğe götürmeyeceğim.